Pınar'ın yanında olmalıyım diye gitsem mi acaba? Bir hafta gelmem. Ama Canuka... Ah Pınar'cığım, inan çok üzüldüm. Ama lütfen içini sıkma. Sonuçta tedavisi ne olacak? İyi olacak. Hem ben hep yanındayım. İstediğin kadar konuşuruz. Var baktım var. Sen merak etme. Telefonun çalıyor. Belki önemlidir. Bakmayacak mısın? Allah Allah. Telefon kulağımda mı kapandı acaba? Ey. Of. Ne oldu? Şimdi hasta mı oldun? Sen dalga geç benimle. Gerçekten iyi değilim. Yardıma ihtiyacın var mı? Midem kötü. Sağ ol. Git lütfen. Midem çıkıyor dışarı. Acaba gerçekten hasta oldu? Artık hasta olmaktan başka çaren yok Nana. Çok hasta ol ki konuşmasın seninle. Adalet Hanım, böyle bir hastaymış. Ona iyi gelen çorbalar hazırla. Bir de mide bulantısı için bir ilaç vermek gerek. Ah tabii, tabii Yaman Bey. Çıkmam buradan. Midem bulanıyor. Fenayım derim. Konuşamaz benimle. Allah aşkına ama çocuk musun sen? Ne oluyor böyle? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiç. Ne yapıyormuşum ki be? Yaman'dan kaçıyorsun belli. Şimdi bana her şeyi anlatıyorsun. Neler oldu? Söyledi Pınar. Anla işte. Seni seviyorum mu dedi yani. Sen ne yaptın peki? Kaçtım Pınar. Duymamış gibi yaptım. Nasıl duymazdan gelirsin? Deli misin sen? Adam bunca zaman sonra sana duygularını itiraf etti. Nasıl yaparsın bunu hem ona hem kendine? Yaptım. Başka çarem yoktu. Başka çarem vardı Nana. Ben de seni seviyorum diyecektin. Sen aylarca onun için neler yaptın? Onu ne kadar çok seviyorsun? Nasıl kaçarsın? Amacın ne? Çünkü olmaz. Neden olmaz Nana? Çünkü ben çok korkuyorum Pınar. Denizi uzaktan seyretmek başka. İçine girip yüzmek başka. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Boğulup giderim. Zaten bizden olmaz ki. Biz aslında hiç anlaşamıyoruz ki. İki günde bıkar benden. Az geçer. Bu yüzden ben... Onu ne kadar sevsem de... Ondan vazgeçmem zorundayım. En iyisi başlamadan bitsin.
ben de daha fazla acı çekmeyeyim. Ne senden vazgeçerim, ne de senin benden vazgeçmene izin veririm.